Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İran, Orta Doğu'da gerilimin had safhada olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı belirlemek için sandık başına gidiyor. 28 Haziran seçimlerini acaba reformcular yeniden dümene geçebilir mi? sorusunun eşliğinde izliyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Re Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından düzenlenen seçimler için 80 aday başvurmuştu. Şurayı Nigahban yani Anayasa Koruyucular Konseyi sadece 6 adaya onay verdi. Bu kez elekten geçen tek reformcu aday eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan oldu. Soyadı gibi kendisi de doktor. Muhazakar kanatta ise farklı tonlarda isimlere yazış, yarışma izni çıktı. Bunlar kim derseniz işte meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf eski nükleer müzakereci Said Celili Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mustafa Pur Muhammedi Aralarında tek molla da Pur Muhammedi. Muhasakar cephede beklendiği üzere Seyit Haşim ile Zakani seçime bir gün kala adaylıktan çekildi. Anketlerde ilk üçte yer alan muhazakar Kalibaf ve radikal muhafazakar Said Celili arasında sen çekil yok sen çekil tartışması yaşandı. İkisi de ya ikinci tura kalacak ya da ikisinden biri ikinci turda reformcu adayla yarışacak. Son günlerde Pezeşkiya'nın ikinci tura kalacağı yönünde eğilim güçlendi. Aday belirleme süreci sistemin tercihlerine göre ince inceleyip sık dokuyor ve bu elekte üstü çizilen önemli isimler var. Popülist sağcı Movaşkar, eski Cumhurbaşkanı Muhammed e, Mahmud Ahmedi Necat, e, Movaşkar eski Parlamento Başkanı Ali Aracanı ve reformcu eski Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri veto edilen isimler arasındaydı. Sistemin tercih ettiği bir muhafızkar adayın zaferini riske atmamak için muhafızkar isimlerinde üzeri çiziliyor görüldüğü üzere. Kadınlara izin verilmeyeceği söylenmesine rağmen hiçbir kadın izin verileceğinin söylenmesine rağmen hiçbir kadın aday onay alamadı. Öne çıkan 3 reformcu aday vardı. Pezeşken'e izin verilmesine e, ama diğer iki aday e, dediğim gibi e, veto edildi. Pezeşken'e izin verilmesi katılımı artırmaya yönelik bir karar gibi duruyor. İsyan dalgasını henüz yeni atlatmış ve sistem içinde muaskar bütünlüğü yakalamış, nizam açısından zamansız bir meşruiyet testi sayılabilir bu seçimler. Seçme yüksek katılımı İslam Cumhuriyeti'ne desteğin teyidi olarak gören bir yaklaşım bu sefer de tekrarlanıyor. Son seçimlerde müesses nizam kendi belirlediği eşiğin altına düşmüştü. Katılım %40.6 civarındaydı. Büyük bir şok sayılabilir bu sistem açısından. Katılımın düşmesinin nedenleri çok da aşikar. Yani gizli bir şeye gerek yok. Göndermeye gerek yok. Birincisi cumhurbaşkanlarının değişmesiyle sistem değişmiyor. Özellikle reformcular sandıkta değişim olacağı inancını yitirmiş durumdalar. İkincisi adayların onayında objektif kriterler yok. İslami ilkeler temelinde konseyin subjektif yorumları bir tırpan işlevi görüyor. Kadınlar yarışamıyor şi şey olmayanlar aday olamıyor. Uyumsuz ya da uygunsuz adaylar adaylarda eleniyor. Ayarlanmış bir sandık sistemiyle sistem kendini güya güvence altına alıyor. Ancak sistemi kurtarsa da halkın sandıktan uzaklaşmasını engelleyemiyor. Bu çok temel bir sorun. Buna rağmen bu sefer de düşmanların kötü niyetle emellerini boşa çıkarmak için oy kullanmak dini vecibedir denilerek katılım yeniden bir referandum gibi işte sunuldu. Seçimler bir referanduma dönüştürüldü. Dediğim gibi bu propaganda son parlamento seçiminde yüzde %40.6'lık katılım oranıyla aslında hizmete uğradı. Katılımı artırmak için pezeşkıya'nın önünü açtılar diyebiliriz. Ayrıca televizyonda kitlelerin seçime ilgisini artırmak için adaylar arasında 5 tur halinde yarışma pardon tartışma programı planlandı Türkiye'de artık olmayan bir şey adaylar ekonomiden dış politikaya pek çok alanda kendi görüşlerini programlarını tartıştılar Peki? Eğilim ne yönde? E, hafta sonu Press TV'nin yayınladığı bir anket vardı. E, cilili yüzde 22.5 kalibaf 19.5, pezeşkiyan yüzde 19.4 19 oy alıyordu son anket eee Ispa'dan geldi. %46 oy kullanacağım diyor. Yani şeylerin ankete katılanların %46'sı oy kullanacağım diyor. %12 12'si kararsız. Pezeşkiya'nın desteği bu ankette %33'e çıkıyor. Geç yani bunun dışında Celili %28, Galibaf %19. Buradan ee, kararsızlar oy verdiği takdirde Pezeşkıyan'ın e, oy oranının arttığını söyleyebiliriz. Başka bir anket daha var. Ora, orada da katılacağım diyenlerin oranı %60, kararsızım diyenlerin oranı %11 yüzde %42'ye çıkıyor. Kalibaf %21 Celili %21 baş başa. Bütün anketler seçimin ikinci tura kalaca kalacağını gösteriyor. İkinci Tur e, yanılmıyorsam 5 Temmuz'da olacak. E, kararsızlar e, dediğim gibi pezeşkianın önünü açabilir eğer katılırlarsa. E, Kalibaf hırsları olan, e, pragmatizmi bilen, dini liderle de iyi geçinen bir aday. Eski devrim muhafızları, hava kuvvetleri komutanı e, dördüncü kez yanılmıyorsam yarışıyor. 2017'de yarıştan çekilip reformcuların da desteğini alan muhazakar Hasan Ruhani'ye karşı reisiyi desteklemişti. Reisi bu seçimde yenilmişti gerçi. 2021 seçimde reisi son virajda Celil'inin de desteğini almıştı. pezeşkiyan ikinci tura kalırsa küskün reformcular sandığa gidebilir. Böyle bir beklenti var. Yani katılım artabilir. Tabi muhazakar adaylar ve kliklerin ikinci tura kalan muhazakar adayın ne kadar Arkasında saf tutacakları da çok çok önemli. Muhafızkar bütünlük garanti olmasa da işte yeni bir ruhani iktidarına izin vermeyeceğiz. Ruhani benzeri bir iktidara izin vermeyeceğiz diye çıkışlar yapılıyor. Ruhani hem muhafızkarlar hem de reformcular açısından bir yenilgi ve başarısızlığı ifade ediyor. Onu da vurgulayalım. İşte Pezeşka'nın şansını konuşurken bazı şeylere e, değinmekte fayda var. E, etnik ve mezhebi azınlıklardan oy çekebilir. Yani son göstergeler biraz e, ya da gelen haberler bunu gösteriyor. E, potansiyel olarak bundan bahsetmek mümkün. Babası Azeri, annesi Kürt. Mahabat bölgesinde doğup büyümüş birisi. Propaganda döneminde Beluci, Türkmen, Kürt ve Talış gibi farklı etnik gruplar ya da genel olarak Sünnilerin mezhebi ayrımı ayrım yüzünden dışlandıklarına işte dikkat çekti. Bu konulara girmekten kaçınmadı. Kürdistan eyaletini ziyaretinde Kürtçe soruya Kürtçe yanıt vererek dikkat çekti. Yine Huzistan'da Araplarla sıcak diyaloglar kurmayı başardı. başörtüsü zorunluluğuna dair görüşlerini paylaştı. işte sistemin hani bu konuda daha net şeyler söyledi. hani bunlar değiştirir mi, değiştirmez mi? Onu bilmiyoruz. Bu bazı şeyler yani pezeşken ile de değişmeyecektir. Üçüncü tur tartışmada özellikle kadınlarla ilgili mesajlar vermişti. Kadınlara yaklaşımın etik olmadığını söylemişti. Cinsiyet eşitliğin sağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Tam olarak bir ifadesi var onu da aktarmak istiyorum. Şah rejimi nasıl İranlı kadınların başörtüsünü zorla çıkarmayı başaramadıysa bugün de başörtüsünü zorla dayatmak, Mümkün olmayacaktır, başarılı olamayacaktır dedi. Adaylar arasında Mustafa Pur Muhammedi de başörtüsüyle ilgili sert düzenlemelere karşı olduğunu söyledi. Hatta Pezeşkin'den daha fazla reformcu olduğunu öne sürdü. Bunu söylemesi biraz garip. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. Bugün kadınların başının belası ahlak polisi yani irşad devriyeleri onun döneminin eseri. Bir de e, reisi gibi e, 88'de siyasi e, mahkumların idamını denetleyen heyetin üyesiydi. Haliyle şimdi ben reformcuyum diye ortaya çıkıyor. İlginç tabi. Pez Pezeşkian 2020'deki gösterilerde öne çıkan Sistan Belucistan'daki sünniler tarafından da dikkatle izleniyor. Gazeteci Ramazan Bursa'nın El İstiklal'de çıkan bir yazısı var. Orada aktardığı bilgilere göre sünniler çoğu kez reformcu adayları destekledi ya da boykot etti. Reformcuların sözlerini tutamadığı düşüncesi sünnileri son seçimde Reis'i desteklemeye itmişti. Pezeşkiyan seçilmesi halinde bir sünni bakan atamayı vaat ediyor. Kalibaf ise Tahran'da desteklerini almak için Sünni kanaat önderleriyle bir araya geldi. Fakat burada daha çok resmi görüşleri e, tekrarladı ve Sünnileri tatmin edecek herhangi bir şey söylemedi. Farklı etnik gruplar, dinler ve azınlıklar İran'ın dokusunun bir parçasıdır. Birlikte İran güçlüdür. ifadelerini kullandı. Ayetullah Sistani'nin e, bir sözüne atıfta bulundu. Sünniler bizim kardeşimiz değil, canımızdır demişti Ayetullah Sistani. Sünni oyları kritik bir deklemde belirleyici olabilir. Sünnilerin nüfusu hakkında veriler biraz tutarsız. İşte Devlete göre 8-10 milyon sünni var. Fakat sünnilerin kendi verdikleri rakamlar 15-20 milyona çıkıyor. Sünnileri yönlendirmede Zahidendaki Cuma İmamı Mevlemi Abdülhamid İsmail Zahid ve Müslüman kardeşlerin işte İran kolu dava ve ıslah hareketi etkili. Bu seçimde Sünnilerin eğilimi boykot yönündeydi fakat pezeşken biraz havayı değiştirmiş gözüküyor. Mevlevi Zahide Pezeşkiyana güçlü bir destek açıkladı. İşte buralarda baktığımız zaman sistem Belücistan dışında Kürdistan, Horasan ve Gülistan bölgelerinde de Pezeşkiyana bir ilgi söz konusu. Anayasaya göre Sünniler Cumhurbaşkanı ve din lider olamıyor ama bakan, bakan yardımcısı ya da vali olmaların önünde yasal bir engel yok. Ama pratikte bu makamlarda işte Sünnilere verilmiyor, Şii bariyer söz konusu diyebiliriz. Evet. Mevlevi Zay daha önce 28 Haziran seçimiyle ilgili bir beyannamede eleştirilerini dile getirmişti. Sünnileri Cumhurbaşkanı adaylığından men eden anayasa maddesinin gayri İslami olduğunu, Kur'an ve sünnette kadınların yönetici olamayacağını vaaz eden bir delil bulunmadığını vurgulamıştı. Destek verdikleri bir Cumhurbaşkanı'nın Sünnilere bakanlık koltuğun ayırma ayırmaya cesaret edemediğini Sünnilere bakan yardımcılığı valilik ve elçilik vadeden bir cumhurbaşkanının da sözünü tutamadığını söylemişti. Politikalar değişmedikçe cumhurbaşkanlarının da bir şey yapamayacağını ayrıca not etmişti. Zayi'nin şikayet ettiği meseleler sistemsel sorunlar ve cumhurbaşkanının değişmesiyle çözüle, çözülecek şeyler değil. Yine de birileri soruna sorun demekten kaçınmayınca da teveccüh görebiliyor. Reformcu adayların başarısında katılım doğrudan katılım doğru orantılı bir katılımla doğru orantılı bir durum var. Şöyle ki 2001, 2013 ve 2017 seçimleri katılım yüksek olması halinde reformcu ya da alımların kazandığını kazanabildiğini, göstermişti. Bunun istisnası Ahmet Necad'ın işte seçildi 2009 seçimi. O vakit oyların çalındığı suçlamasıyla Yeşil Hareket tetiklenmişti. Gösterilere desteğinden dolayı işte ev hapsine alınan eski meclis başkanı Mehdi Kerubi de bugün Pezeşkian'ı destekliyor. İran seçim tarihi üzerinde İran'daki seçimlerin tarihi üzerinde çalışan Brucer diye göre 28 Haziran'da ılımlı kampın zafer kazanabilmesi için 61 milyon seçmenden yaklaşık 42 milyonun seçime katılması gerekiyor. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece 28.7 milyon kişi oy kullanmıştı. Mart'taki parlamento seçimlerinde de sadece 24.8 milyon kişi sandığa gitmişti. Yani Bezeşka'nın her üç seçmenden ikisini harekete geçirmesi gerekiyor zafer kazanabilmesi için. Bezeşkiya'nın şansını artıran bir şey daha var. Önde gelen iki reformcu aday Cihangiri ile eski Bakan Abbas Ahundi elendi. Onların takipçileri Pezeşkiya'nın etrafında toplanabilir. Cihangir'i zaten desteğini açıklamıştı. Fakat reformcular arasında boykotta ısrar edenler de az değil. Onlara göre Cumhurbaşkanları durumu değiştiremediğine göre sandığa gitmek sadece sisteme meşruiyet katıyor. Bu eğilim ancak işte olağanüstü bir dalgalanma ile kırılabilir. E, bu da e, işte bir reformcu adan yeniden seçilebilme olasılığı olabilir. Eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de e, dış politika danışmanı olarak Pezeşkiya'nın kampanyasına işte katıldı. Ve bu biraz hareketlilik kattı. Zarif nükleer program üzerine 5 artı 1 ile imzalanan ortak kapsamlı eylem planının ateşli savunucusu anlaşma Trump yönetimi tarafından çöpe atılıncaya kadar ekonomi üzerinde göreceli bir rahatlama getirmişti. Muhafızkarlar anlaşmayı Batı'ya güvenmenin stratejik hata olduğunu kanıtlıyor diyor. Onlara göre anlaşma e, yat, yaptırımları sonlandırmadığı gibi uranyum geliştirme programını da engelledi, kat vurdu vesaire. Pezeşkyan da e, Yaptırımların hafifletilmesi ve ekonomik kalkınma için en iyi yolun diplomasi olduğunu söylüyor. Bu işte yaptırımlar meselesi bütün tartışmalarda öne çıkan bir mesele. Kalibaf da yaptırımların kalkması için müzakereye girmekten çekilmeyeceğini vesaire belirtiyor. Ama bu konuda çok böyle el yükselten bir aday da söz konusu değil. Yani sistemin belli kırmızı çizgileri var. O yüzden belki. Batı ile diyalog çağrışımı yapan zarifin öne sürülmesinden dış politikada olası bir rota değişikliğine dair Batı'ya sinyal verildiği sonucunu çıkaranları da görüyoruz. Fakat İran'ın ekseni farklı kurumlar arasında karmaşık bir süreçle belirleniyor. aslında müesses nizamdan gelen yerine getiremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın uyarısı işte esnekliğin sınırlarını gösteriyor hepimize. Reformcu ee, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ılımlı muhasiker Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde e, deneyimlenen şey işte rota değişikliğin ancak dini liderinin izin verdiği de verdiği ölçüde olabileceği e, gerçeğiydi. E, reisinin ölümü üzerine e, yaptığım e, işte programda e, Cumhurbaşkanı'nın dış politikada radikal rota değişikliğine yol açamayacağını birazcık anlatmıştım. Dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Celili işte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin konseyinde Hamene'yi temsil ettiği için dini liderin tercihinin celili olacağı yönünde bir algı var. Bazı gazeteler celili işaret etse de dini liderin böyle açık bir şekilde renk vermesi beklenen bir şey değil. Bir yani Böyle bir tahammül yok daha doğrusu. ince ayarlamalar zaten şurayı nikahban üzerinden yapılıyor. Reisinin seçilmesi Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Rehberlik makamı arasındaki e, örtülü gerilimleri e, sona erdirmiş e, kurumlar arası muhaskar uyumu sağlamıştı. Ama e, Reisi dış meselelerde, dış politikalarda ateşli açıklamalar yapan biri değildi. Aksine komşularla gerilimli süreçleri geriletti. Celili ise nükleer dosyayı yönettiği dönemde batıya taviz vermemekle övünüyor. Bunu bir kredi olarak kullanıyor. Yaptırımları gevşetme beklentilerini açığa düşürebilecek sertlikte çıkışlar yapıyor. Bu yüzden de Hamene'nin tercihinin gerçekten Celili olup olmayacağı konusunda biraz kuşkuların olduğunu söyleyebilirim. Kalibaf da Hamene'ye sadık ama son yıllarda patlak veren yolsuzluk dosyaları ve ailesiyle ilgili bazı skandallar yüzünden yıprandı. Bir tarafta dış politikada vizyon sorunu olmakla birlikte Pezeşkihan dürüstlüğü ve sadeliğiyle, sadeliğiyle tanınıyor. Sistem içinde elbette muhasakar direnç ve baskı çok fazla. Yine de İbre bir reformcu adaydan yana dönebilir. Bu ihtimalde dışlanmıyor. Sonuçta Pezeşkiyen'e onay veren otorite bu ihtimali dikkate alarak e, onay verdi. Bir tarafta muhafazakar cephede Ruhani'nin tekrarına asla izin verilmemesi güçlü bir parola olarak karşımıza çıkıyor. Ruhani dediğim gibi ne reformcuları ne de muhafazakarları memnun edebildi ve onun dönemi başarısızlıkla anılıyor. E, programı şunu belirterek bitireyim. Bütün baskı ve kısıtlama mekanizmalarına rağmen İran toplumu dinamik bir toplum. Derler ya bunun tersinden korkmak lazım diye işte öyle bir toplum. Biraz uzatarak İran portresini çizmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Sözlerim bu, bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.